Bey, öncelikle Londra'ya hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Uzun zaman sonra seyahat edebiliyor olmak da evet. Muhtemelen keyiflidir sizin için. Evet, 2 sene bir aradan sonra tekrar geldik. Peki fuarı nasıl buldunuz? Genel izlenim olarak geçmiş yıllardakinden biraz sönük geçtiği yönünde doğru. Şikayetler var. Siz turizm sektörünün en önemli firmalarından bir tanesi olarak nasıl görüyorsunuz fuarla ilgili görüşleriniz? Fuara katılım dediğiniz gibi bana göre normal zamanlara göre %20-25 civarında diyebiliriz. Yani hollerin çoğu boş. Şunu buradan anlıyoruz. Özellikle underground'la gelirken normalde böyle nefes nefese üst üste gelirdi insanlar. Şimdi çok rahat oturabiliyorsunuz. Bir yoğunluk yok. İnsanlar önce buna inanmadı. Geçen sene olduğu gibi virtual bir fuar olacak diye düşündüler. Ama bu ileriye dönük tabii ki insanlar şu anda artık fiziki olarak da bir araya gelebilmenin keyfini yaşıyorlar. Bana göre kalabalıktan daha ziyade efektif olması çok önemli. Çok güzel görüşmeler yaptık burada. 2 gündür yoğun bir Rixos grubu olarak trafiğimiz yoğun. Hem Türkiye tarafından, Mısır tarafından standımız var. Özellikle online tur operatörleri ve klasik tur operatörleri Thomas Cook'un da kazadan çıkmasından sonra giderek daha çok önem kazandı. Başladı. Özellikle dijital pazarlamanın önemi, online satışların önemi, klasik tur operatörlüğünden online tur operatörlüğüne doğru bir gidişat var. Biz de Rixos grubu olarak bunu en iyi şekilde değerlendiriyoruz, görüşmeler yapıyoruz. Gayet verimli geçiyor. Kalabalığından ziyade efektifliğine bakıyoruz şu an. Bu güzel. Önemli olan zaten karşılığını alabiliyor olmak. Peki pandemi döneminde en sıkıntılı sektörlerden bir tanesi elbette turizm sektörüydü. Siz çok luxury hizmet verdiğiniz için ekstra etkilendiğiniz söylendi. Sadece Rixos olarak söylemiyorum. Yani çok luxury hizmet veren firmaların daha çok etkilendiği söyleniyor. Çünkü pandeminin etkileri bitmeye başladığında özellikle Türkiye için söylüyorum. Daha ucuz seyahatleri tercih eden müşterilerin hızlıca Türkiye'ye akın ettiği söyleniyor. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında tabii pandemide biliyorsunuz 3-4 ay zaten bütün dünya lockdown oldu. Hiç kimse bir seyahat etme imkanı bulamadı. İşte Temmuz'dan itibaren tekrar pazarlar açılmaya başlayınca ve kırmızı zon dediğimiz hani restriction'lar kalkmaya başlayınca ilk etapta tabii ki daha çok hani low budget misafirler seyahat etmeye başladı. Sonrasında high quality'ler dönmeye başladı. Şimdi çünkü ilk gelenler deneyimledi. Onu görenler ha demek ki bir sıkıntı yok dedik. Gelmeye başladılar. Tabii Türkiye özellikle Temmuz, Ağustos, Eylül'de çok iyi bir sezon geçirdik. Biz hem Mısır'da otellerimizden hem Dubai'de otellerimizden de takip ediyoruz yolculuklarımızı. Şu anda da tabii kış dönemi geldi. Kış döneminde de bizim yine Rixos çünkü bütün destinasyonlarda var olduğu için sadece yaz destinasyonlar değil özellikle Mısır ve Dubai'de de biz şu anda çok ciddi doluluklara ulaştık. İşte sadece İngiltere pazarı bir ay önce uçmaya başladı Mısır bölgesine ve her geçen gün uçak sayıları artıyor, giderek artıyor. Ve gelen profil özellikle UAE'de gördüğümüz bizim yani rakamlar çok ciddi rakamları satın alan bir İngiliz misafir portföyü çıktı. Özellikle Dubai'de Ultra All-Inclusive tesisimizde biz bazen 700-800 Euro'lara kadar ADR'larla çok rahat İngiliz yani sadece ucuz turist gelmiyor aslında. İyi ürün yaparsanız, güzel storytelling işler yaptığınız zaman insanlar sizi bir şekilde buluyor. Biz hep Rixos olarak kendimizi rakiplerden ve pazardan ayrıştırmak için yeni konseptler ve yeni stratejiler geliştiriyoruz. Bu Mısır tarafında da aynı şekilde. Şu anda biz fiyatlarımızda %10'a yakın bir artış yaptık Avrupa pazarında. Yine hiçbir demand'de bir sıkıntı olmadı. Yani normal zamana göre daha çok artış yapıyoruz ve talepte görüyoruz. Demek ki kaliteli hizmet verdiğiniz zaman karşılığını kesinlikle. Hangi dönemde olursa olsun alıyorsunuz. Misafir hepimizden daha bilinçli, daha araştırmacı. Hani o value for money dediğimiz ödediği paranın karşılığını aldığını hissettiği anda nerede olursa olsun ürüne geliyor. Peki pandeminin etkileri geçmeye başladı dedik, bunu konuştuk. Önümüzdeki yaz sezonu için beklentiniz ne? Çok uzun süre evlerine hapsoldu insanlar ve hala seyahat problemleri yaşıyorlar. Önümüzdeki sene dünyada hiç beklenmedik bir seyahat patlaması olabilir mi? Çünkü aşıların da artık faydasını görüyor insanlar ve aşılamayla birlikte hava koridorları olsun, diğer seyahat yöntemleri olsun açılmaya başladı. Önümüzdeki yıldan beklentiniz ne? Öncelikle insanlar bu pandemiyle yaşamaya alıştı. Öğrendik artık. Şimdi ben mesela İngiltere'ye geldim. 2 senedir ilk defa geldim.
dışarıda sokakta dolaşırken pandemi varmış izlenim hiç uyanmıyor. İnsanlar maskeleri çıkarmış, gittikleri restriction'lar daha da kolaylaştırılıyor. Sadece işte toplu taşımanın olduğu yerlerde bir maske takma zorunluluğu var. Onun dışında pandeminin etkileri geçmiş. Bir de aşılama oranı arttıkça özellikle vaccination kartla zaten girilip çıkılıyor. Ve sürekli bir PCR testi veya kolay testler var, testler. Ben de mesela otele geldim, gelişten iki gün içerisinde yapmanız gerekiyor. Yaptık. İnsanlar bununla dediğim gibi yaşamaya alıştı. Bu bir artık bir yaşam tarzı oldu. Aşılama oranı arttıkça da zaten gittikçe bu normal bir hani flu dediğimiz bir grip gibi bir duruma gelecek. Önümüzdeki seneyle ilgili de şu anda zaten şimdiki kıştan gördüğümüz tur operatörleri sadece yaz değil 2022-23 kışı ve 2023 yazını dahi satışa açtılar. Özellikle İngiltere'de çünkü çok erken rezervasyon yapan bir kitle. Yani seyahat edenlerin %70'i burada 60-70'i, %60-70'i erken rezervasyonla yapıyorlar. Şu anda ya 2023'ün bile açılıyor olması demandın gittikçe arttığını, insanlarda artık hani oturmaktan, lockdown olmaktan, bu pandemiyle uğraşmaktan bir sıkkınlık ve bıkkınlık var. Bunu bir şekilde seyahat ederek atmak istiyorlar. Ben önümüzdeki sene 2022'nin 2019-18 rakamlarını çok rahat yakalayıp geçeceğini düşünüyorum. Son bir soru sorayım yormadan sizi çok fazla. Kış ayları için Rixos Otelleri olarak özel bir önleminiz var mı Covid ile ilgili? Biz zaten şimdi her ülkenin kendi Sağlık Bakanlığı'nın ve devletin almış olduğu önlemler var. Biz yani Dubai farklı önlemler var, Mısır farklı önlemler var. Biz özellikle Rixos Otelleri'nde bir kere hani en çok insanların yoğun olduğu büfelerde bizim kendi aşçılarımız servis ediyor ve mutlaka bir social distance, sosyal mesafe, hani hijyen kuralları top seviyede bizde. Bütün çalışanların hepsi aşılandı. İstisnasız, hiç aşısız çalışanımız yok ve hala bütün otellerde çalışanlarımız maskelerini takıyor ve sosyal mesafeye uygunluk gösteriyorlar. Büfe alanları biliyorsunuz insanların çok temas ettiği, hani büfeden başayı, kaşığı tuttuğu şeyde biz tamamen onu kestik ki yani virüsün yayılmamasıyla ilgili. Bizim kendi aşçılarımız direkt servis yapıyor tabaklara. Bu israfı da önlüyor aslında. Hem güzel bir servis hem de israfı da önlüyor. Biz Rixos Otellerinde bir de ağırlıklı olarak yoğun mekanlarda, girişte veya restoranda bizim termal kameralarımız var. Sürekli onu monitör eden arkadaşlar var. Herhangi birisinin yüksek ateş ya da bir şey gördüğünde direkt bizi uyarıyor zaten. Hem onu bizim CCTV odasında hem de oradaki görevli görüyor ve tekrar gerekirse ateşi ölçüyor veya hemen şeye kaydırıyoruz, kliniğe. Aynı zamanda tabii otellerde herhangi bir vakaya karşı karantina blokları var. Geldikten sonra eğer herhangi bir rahatsızlığı olan ya da COVID olduğunu tespit ettiğimiz için direkt karantinaya alıyoruz. Ve o karantina süresi boyunca da biz kendilerinden herhangi bir ücret almıyoruz. Çünkü 5 gün geçmesi gerekiyor ikinci test için. O test yapılana kadar da biz kendilerini en iyi şekilde ağırlıyoruz. Şu ana kadar zaten çok büyük vakalarda kalmadı. Bir ara 5-6 vaka çıkıyordu ama şu anda aldığımız önlemlerle kendimizi de, çalışanlarımızı da, misafirlerimizi de garanti altına almış olduk. Çok teşekkürler. Umarız güzel bir turizm sezonu vardır önümüzde. Söyledikleriniz kadar keyifli, güzel bir sezon geçer. Çok teşekkürler. Biz de teşekkür ederiz.